Tel yetecek mi tam bilmiyorum da artık yet. Arkadaşlar bunu size çekip göstermek istedim. Ya, kürek kırılacak diye çok korkuyorum. İş mi yapsak toplayıp en güzel yorumu yapan bu videonun altına 200 lira fasulye geldi. Yorum yapanlar için de birine vereceğiz. Ekstra bir şey istemiyoruz. Yağmurlu bir haftanın ardından nihayet yine bahçedeyiz. Güneş var. Öğlenden sonra biraz güneş açtı. Biz de hemen kendimizi bahçeye attık. Çünkü bahçede yarım kalan işlerimiz vardı biliyorsunuz. Bugün inşallah tamamlayacağız. Biraz güneşi görünce hemen başlayalım dedik. Evet, abonelerimizden Soner abimiz ziyaretimize gelmişti. Bizi ufak bir testere verdi. Dedi senin böyle bir testereye ihtiyacın var. Bugün sırıklarımızı bu testereyle keseceğiz. Teşekkür ederiz Soner abi. Şimdi çok vakit kaybetmeyelim çünkü korkuyoruz. Burada her an yağmur başlayabilir. Sırıklarımızı aşağı taşıyıp domates ve salatalıklarımızı kurtaralım. Bu arada Soner abiye semaverde çay için de teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Sen bahçeyi göster bu arada. Bugün biraz yolma da yapacağız yine. Aşırı yağmurlar bahçeyi hiç yolunmamış gibi yaptı. Çekeceğimiz varmış. Yolacağımız varmış diyorsun. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bahçemizi, ilk mahsulleri toplanmaya hazır diyebilirim. Fasulyeler bayağı büyüdüler. Yani toplayabilecek seviyede şu anda. Şuraya bakar mısın? Çok güzeller maşallah, bak. Merhaba. Kaç gündür yağmur yağıyor. O kadar kötü da kötü yağıyor. Çok da şiddetli yağıyor. Bakar mısın? Kırılmış bunlar bir şekilde. Bağladıklarımız bile kırılmış. Bağladıklarımız bile yani şu bakar mısın şuna? Şimdi hepsini baştan bir elden geçireceğiz. Evet. Yapılacaklar da vardı zaten. Tekrar bir bağlayacağız. Önce şu kırılanlar inşallah düzelir. İnşallah. Eski ya. Ama çok şiddetli yağdı. Yani zaten öyle korktum yani. Daha sırık yapılması gerekenler var. Yani bir haftadır devam eden bu yağış bizi komple eve kapattı zaten. Yolda sular seller gibi gidiyordu. Bahçe yine ucuz atlatmış yani Deniz. Baksana burada hepsi. Kırılmış. Of nasıl yatmış ya. Toprak yine bayağı yumuşaktır aslında değil mi? Evet. Görüntüleri paylaşıyoruz ama keşke kokuyu da paylaşabilsek Deniz. Çok güzel kokuyor değil mi? Ay kesinlikle. Şu an domatesin kokusu beni mest etti. Bunlar çeri domates herhalde. Nereden şey yaptın diyeceksin? Evet çok minik altta şöyle. Bak ufak ufak. Evet. Diğerleri bayağı büyümüş çünkü. Şunu da bağlarsam. Olabilir cins cins almıştık ya. Bu büyük ihtimal çeri. Demek çeriler çok büyük oluyor. Domates ufak ama. Gök gürültüsü mü bu Deniz? Yağmur mu geliyor? Yoksa yağmur mu geliyor? Neyse yani iyice bastırana kadar çalışalım biz. Evet. Mia'nın arabasının üstünü kapatırım. Arkadaşlar biz şimdi kafamıza göre böyle bir yöntem bulduk. Bağlıyoruz bunları ama doğru yolda mıyız? Böyle lütfen olur mu? Böyle olur mu? Lütfen yorumlara yazın. Neresinden dönsek zararın kârdır diyelim.
Bayağı domates falan da var ha. Evet evet, var üstlerinde domates. Baksana bazılarında minik, bazılarındaki bayağı büyümüş. Şurada kaşı baksana, şunlar kocaman. Ha şuna bak. Baksana. Evet doğru. Sanki böyle 10 gün 15 gün sonra alacakmışız gibi değil mi? Evet. Fasulyeyi bugün toplayalım zaten. Toplayabiliriz. Bugün yemek yapalım hatta. Kaç domates göstereyim size. Evet bak, bu dalı unutmuşum. Bu dalı da bağlayayım. Arkadaşlar burada bir sıra salatalık var ama salatalık otla karışmış halde. Duvar yaparken biliyorsunuz önceden ormandan odun taşıyıp kendi çitlerimizi, duvarımızı kendimiz yapmıştık bahçemizde. Oradan arta kalan telimiz vardı. Bu telimizle salatalığa bir çözüm bulmaya çalışacağız. Tel yetecek mi tam bilmiyorum da artık yettiği kadar. Elimizde ne kaldı bakalım, bir ölçelim. Yetmediği kadar başlayacağız. Önce sopalarımı takayım ben, sonra bunu takarız. Tamam. Bakalım bence metresine, yani elimizdeki tele göre kullanalım tahtayı. Şöyle bir yüzeysel deneyelim mi önce? Yok hayır, ona göre dağıtırsın. Şimdi bunu tele ortaya yapıp yandan iplerle bağlayacağız. Ağ gibi bir şey yapıp kendimize. Yağmurda çiselemeye başladı Deniz. Dikkat et Mia'cığım, dikkat et kızım. Dikkatli yürü olur mu? Bir şimdi patateslerle şuradaki biberlerin dibi kalıyor değil mi? Orayı da temizledikten sonra büyük ölçüde. Bahçe istediğimize yakın bir görüntüde olacak. Mia'cığım basma kızım. Tayta akıllı, dön doğrudan dolaş tabii. Geliyor gelmekte olan. Ne kızı? Eziyorsun her şeyi. Baba! Da işte eziyorsun her şeyi. Baba! Baksana şöyle uçlarında. Bugün niyetliyim ya. Yağmur da yağsa ben ot yolacağım. Baksana. Sarmak için şeyleri var. Herhalde bunlar böyle tutunup... Evet, devam edecek. O kendi tutunacak yer buluyor. Bir tane evet. Gördün mü? Yanındaki şey otun yaprağına sarılmıştı. Bir sürü şeye sarılmış aynı. Şöyle ben sardırmaya çalışıyorum onları da. Gördün mü şuradaki salatalı? Evet, çok güzel. Tontik. Bunlar çekirdekte oluyor ya. Alalım evet. İstiyorsan. Çok önümüzdeki... sevdiğim salatalık cinsi değil. Demek ki onu bayağı... Önümüzdeki sene ona göre daha farklı bir... Evet, salatalık deyip almamak gerekiyor. Sadece cins sormak lazım. Evet, badem değil mi? Ondan almak lazım. Ufak ufak olur. Çengelköy gibi hani. Bir de yani seneyi alırsak, hoş bu sene de öyle diye almıştık ama bak senin dediğin ota sarılmış bak. Evet, aynen. Yani oturak almak lazım her şeyi de. Oturak yerde çok yayılır ya, çok basılır üstüne. Bence böyle... Daha biçimli de duruyor bahçe. Hayatta artık değil mi? Zaten düzen oldu. Evet. Bir de seneye bu seneden daha hani şey oluruz. Yerim olur. Yani biz bak, de öğreniyor evet, oluruz. Evet gördüm. Salatalık. Hem öğreniyor oluruz hem sonuçta ilk acemiliğimiz bu. Evet arkadaşlar, saat 5.30'a doğru geliyor. 5.20 geçiyor. Ben hızlıca bir kargoları verip geleyim. Filiz sen de bu arada istiyorsan Mia'yı uyun dinle. Geldiğimiz zaman birlikte devam ederiz, hava kararmadıysa. Artık karardıysa da yarın. Arkadaşlar bunu size çekip göstermek istedim. Ben ilk defa böyle bir gökkuşağı görüyorum. Çok güzel. Gökkuşağı da bizimle birlikte hareket ediyor. Pazardan yeni civciv aldım.
Ha daha gayret geçeceğiz altından. Hani videoda tam nasıl gözüküyor bilmiyorum ama hani renkler bu kadar canlı olamaz. Zaten bir taraf güneş açtı. Bir taraf kapalı. Tam ortasında da bu güzel gökkuşağı. Evet, bu arada geldim arkadaşlar. Kapıyı kimse açmıyor. Yağmur yağıyor. Sizce benimki nerede? Giderken o kadar dedim ki çalışma artık. Ben söylüyorum arkadaşlar yetmiyor. Lütfen siz de uyarın. Aşkım yağmur yağarken çıkmasaydın bari. Çok yağmıyor. Ay gökkuşağı var lan. Nasıl gökkuşağı? Gelirken çektim. Mükemmel bir gökkuşağı var. Ay inanılmaz güzel. Sana resmini de göndermiştim de ben dedim uyuyor herhalde. Ay çok güzelmiş. Deniz çekmiş o halini. Arkadaşlar kızın hamile böyle çalışma deyin yorumlarda. Deniz yağmur beklerse durmuyor zaten. Karanlık çok çamuru. Dur buradan da gözüküyor mu gökkuşağı? Gözüküyor. Buradan ya. Ucu gözüküyor. Ben ya. Ne hallerini çektim nasıldı. Ya. De pırıl pırıl olmuş eline sağlık. Harbiden. Aralarını falan temizledim güzelce. Evet yağmur da gözüküyor. En azından şu otlardan kurtulsak. Evet az kaldı ama. Yağmur değmeyecek yani. Yağmuru beklersek olmayacak. Ya falan. Yarın sonmuş inşallah. Bir hafta yağmur yok sonra. İnşallah. Şu aralar baksana yazık bitkileri yani şöyle direkt dibinde yani. Alalım da rahatlasın da dedim. Günaydın. Yeni güne uyandık. Bahçe işlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yol yol bitmiyor değil mi Filiz Hanım? Ama bahçe bir kendine geldi. Evet. En azından nene kadar büyümüş onu ortaya çıkarttı. Hatta aralarda çok fazla sürpriz domates silesi çıktı. Şimdi onları boş yerlere alacağız. Ben şuradan kabak çiçeğini göstereceğim. Arkadaşlar. Bu şekilde çok fazla domates var arada. Bakın biberlerin yanında çıkmış. Yani herhalde bir 10 kök, 12 kök falan var. Domateslerin içine doğru. Domates sırasında boşluk var. Bak şurada bir tane boşluk var. En başında var. Yüreğimiz de kırık. Her tarafından vidalamışsın. Bel gerekiyor ya. Bizimki harç küreğiymiş. Harç küreği de değil. Ya direkt toprağıyla koyduk. Bu yaşar herhalde. Ha? Evet yaşar herhalde. Niye yaşamaz? Bak şurada bir tane çok cılız bir şey var. Ayağın çarptı az önce. Aha. Domates. Onun yanında boşluk var. Ondan sonra bir tane daha var. Ulan ne kadar ince deniz ya. Bunlar tutacak mı Allah aşkına? O tohumdan ama. Hani bir sıra tohum ekmiştik ya. Burası evet. Aslında ektiğimiz tohum sırası. Yerini açayım önce. Lan kürek kırılacak diye çok korkuyorum zaten. Bir tane bel. Lazım ona yani.
Ben de buraya toprak getirelim. Biberinde bir şey olmaz. Diker gibi. Aydın. Fasulye ve biber. Buralarda çok biber de var, onları da alalım. Ama şey, büyük olanlara bakıyoruz. Evet, Amazon ormanlarına giriyoruz. Maşallah. İlk hasatımız değil mi? Evet. Aldığımız 3 biberi saymıyorum. 5. 5. 5 tane. Bize tohumu satan abi demişti ki güze kadar alırsınız. Güze kadar alırsınız. Gerçi memleketten gelen de olabilir. Değil mi? Evet. Burası karışık zaten ya. Yarısı o yarısı. Aslında bir sıra o, bir sıra o. Bakalım hangi sıra fazla vermişse. Ama hatırlamıyorum ben hangisini hangisine ektim. Hiç yoktu yalnız. Birden olmuş. Baya evet. baya fasulye. Evet, bu kuru fasulye nasıl ekiliyor acaba? Onu da ekseydik keşke. Kuru fasulye de bunun. Daha baksana iki tane yerden bu çıktı değil mi? Daha yani evet. Şurası bir metrekare alan. Evet, üç tane fide baktım ama üç tane fideden topladım ama hepsini almıyorum. Ufak bir gördüklerimi almıyorum şu an. Bu arada biz hepsini toplarsak ben diyordum haftada bir kilo verir mi, iki kilo verir mi? Yok yok, daha fazla olmaz. Zaten aşkım pişlik yapmamız lazım. Konserve değil mi? Tabii tabii, pişlik hazırlığı yapacağız, konserve yapacağız. Çekiliş mi yapsak, toplayıp en güzel yorumu yapan bu videonun altına 2 kilo fasulye gönderelim? İstanbul'dan kaçış bahçesinden. Tamamen organik biliyorsunuz, hiç ilaç vesaire bir şey kullanmadık. Bu nasıl bir ödül olabilir? Nasıl bir ödül olabilir? Bir kişiye 2 kilo fasulye gönderelim burada. Olur. Tamam, ne yapana gönderelim ama? Ha, onu bir düşünelim. Tamam, birazdan video sonundaki sohbette onu söyleyeceğiz. Bir kişiye 2 kilo bahçemizden fasulye. Gönlü bol, herkes hediye alır, biz hediye veriyoruz arkadaşlar. Hoş, bize de hediyeler geliyor arada. Çençen ablamız değil mi? Çiçekler ve tişört hediye etti. Soner abimiz testere hediye etti. Çay yaptı bize, semaverde. Birkaç tane şuradan biber alacağım Deniz. Bunlar en acılarından, evet, ultra acı. Zaten artık bence zaten bizim bahçemizin hepsi acıdır. Onu sonradan öğrendik ki bunlar birbirlerini etkiliyormuş. Şöyle büyümüşler. Ama yani. Biz acı seviyoruz zaten. Evet evet, Mia'mız dahi seviyor. Şimdi son burayı yolacağız ama size videoyu yetiştirmek için onu videodan sonraya bıraktık. Evet. Daha arkadaki dolmalığa bak. Nerede? Küçük değil mi bir tane minicik? Onu dün gösterdim. Gösterdin mi? Evet. Bir tane bak. Şöyle boyut olarak koymak için. Baş parmağım kadar. Evet arkadaşlar, bahçemizi adam etmek tam 2 gün sürdü. 2 gün sürmesinin sebebi yağmurlar bir türlü izin vermedi. Her yağmur yağmadan çıkıp ufak ufak çalışıp size bu videoyu hazırladık. Hatta öyle ki şu an saat 10 ve videoyu hazırlayıp size saat 6'ya yetiştirmemiz gerekiyor. O nedenle artık burada günü noktalayacağız çünkü bekleyen kargolarımız var, yapmamız gereken bütün farklı işler var. Şimdi bam bam yürütülecek, kargolar hazırlanacak, kahvaltı yapılacak. Video editlenecek ki minimum 5-6 saat. İşimiz uzun. Bu arada az önce 2 kilo fasulye gönderelim demiştik. Fasulyelerimiz bir değil, çok... 1,5 değil. 1,5 değil, 2 kilo fasulye. Deniz ya. 2 kilo fasulye gönderelim demiştik. Ya onu tam tartamayacağız tabii. Belki 2 kilo, belki 4 kilo. Neyse elimizde bir şey koyacağız. Sonuçta burada tartımız yok. Gramı gramına 2 gidiyor mu? Yorum yapanlar için de birine vereceğiz. Ekstra bir şey istemiyoruz. Değil mi? Evet. Yorumlar. Her birine biz bir numara verip bir çekiliş yapacağız.
O çekiliş sonucunda bir kişiye tam bir değil, 1,5 değil 2 kilo fasulye gönderiyoruz. Biliyorsunuz bahçemizde biz hiç ilaçlama vesaire bu tip bir şey daha yapmadık. Daha organiği yok. İlerleyen zamanlarda bu domates falan gönderilmez ama herhalde. Salça olur gidene evet. Kadar. Konserve gönderebiliriz belki yaptıktan ya da, sonra. Ya da evet salça olur. Ya da salça falan. Gönderebiliriz. İlerleyen zamanlarda İstanbul'dan kaçış hediyeleri devam edecek sevgili abonelerini. Biz bahçeden ilk mahsulümüzü topladık. Sevincimizi, üzüntümüzü, her şeyimizi paylaşıyoruz. İstedik ki ilk mahsulü de paylaşalım. O yüzden bu yorumda hediye kazanma şansınız olacak. Bu arada biraz kameranın bu tarafında kaldığının farkındayız ama siz bizi görebiliyorsunuz. Videoyu buraya kadar izlediysen demek ki beğendin. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsan çok seviniriz. Ayrıca videomuzu beğenip yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Bu defa yorumlar kazandırıyor. Kazandıran yorumlar sadece İstanbul'dan kaçışta. Evet arkadaşlar, akşam olmadı ama gün bize şu an uzun. Önümüzde uzun 5-6 saatlik nefessiz, ensemizde ayı bağıran bir süreç var. Bu yüzden biz bir an önce işlerimize koyulmak için içeriye geçeceğiz. Evet, ben de biraz acele ediyorum çünkü her an Mia uyanabilir, saatleri geldi. O yüzden diğer videolarda görüşünceye kadar arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Güzel mi elma? Aç istediğini. Güzel mi? Nasıl tadı? O sevmediğimiz salatalıktan mı, sevdiğimiz salatalıktan mı? Çekirdekli. Sevmediğimiz. Ama bu çok genişlemiş zaten. Tezleri. Evet onlar şu an birazcık idare eder de evet. Ama ne kadar düzenli oldu değil mi? Evet evet. Bilmiyorum, videoya yansıyor mu? Sen beni değil farklı yerlere çekiyorsun. Değil mi aşkım, ne kadardır öyle? İşte karnıma dayayınca bunu rahat tutuyorum. Rahat tutuyorum da kameradan da beni görüyorsun değil mi? Görüyorum. Bir bakalım ne kadarında ben varım acaba. Filiz'e kamerayı verdiğim zaman çekme şekli şu. Mesela şimdi böyle ya. Filiz beni çekiyor, konuşuyoruz. Ben başka şeye bakıyorum, dutlara bakıyorum. Ama şimdi böyle ortada olmam lazım. Tamam göster beni. Çekiyor abi de kafana yani böyle. Ha? Çok boşluk yoksa. Çok teşekkür alayım. Şuradaki domatesleri görüyor musun Deniz? Ama bokun içinde. Maydanoz mu lan yanındaki de? Şükreden mi çıktı acaba, içinde vardı? Çünkü inek yediği zaman hani tohumu mıçıyor. Çıkıyor yani. Olabilir. Bu çekiyor herhalde değil mi? Herhalde. Gel yamacıma. İnek mi konuşuyor arkada ya arada? Bayağı cümle kurmaya başladı o da. Allah Allah falan mı dedi o? Yeni cikcikler geldi mi ya? Onlara yarın yeni yer yapacağız.